Herkese Tolgaözbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Jet'in Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Milas Bodrum Havalimanı'nda yolcularını almıştı. Uçak pist başına geldi ve pilotlar gaz kollarını açtı. Uçak hızlanmaya başladı. Uçak Ankara'ya, Esenboğa Havalimanı'na uçacaktı. Fakat uçak daha yeni hızlanırken güm diye bir ses geldi ve pilotlar kalkıştan vazgeçti. Pilotlar hangi durumlarda kalkıştan vazgeçebiliyor? Uçak ne kadar süratte pist içinde durabilir? Gelin isterseniz bu videomuzda şöyle bir kalkıştan vazgeçmek nedir buna bakalım. Hangi durumlarda karar alınıyor? Bunları birlikte inceleyelim. Videonun başında da belirttiğim gibi Anadolu Jet'e ait uçak 120 yolcusuyla kalkış hazırlıklarını yapıyordu. Bu sırada uçak pist içinde koşturmaya başlamıştı ama videodan da görüyorsunuz. Önce bir güm sesi geliyor ve motora bir dışarıdan gelen, havacılıkta FOD olarak adlandırılan yabancı madde hasarı meydana geliyor. Bu durumda motor elden çıkabilir veya tam performanslı çalışmayabilir. Pilotların acil bir şekilde karar vermesi lazım. Zaten pilotluk, en önemli konu pilotlukta doğru kararı hızlı biçimde verebilmek ve bu kararın arkasına durabilmek. Burada da kurallar gereği pilotlar frene basarak uçağı yavaşlatıyorlar ve pist içinde duruyorlar. Şimdi her kalkış öncesinde, yolcu uçakları için konuşuyorum, askeri havacılıkta da benzer kurallar geçerli. Pilotlar aralarına briefing yaparlar. Bazı şeylere karar verirler. Örneğin hava sıcaklığı ne kadar? Dışarıdaki nem oranı nedir? Kullandıkları pist kaç metre? Boyu ne kadar? Hangi pistten hangi rüzgarı alarak kalkıyorlar? Rüzgarın esiş yönü, esiş şiddeti. Dönelim uçağa, uçağın ağırlığı, yakıt miktarı, taşıdığı kargo, yolcu sayısı gibi birçok böyle madde aşağı alta yazılıyor ve uçak için farklı süratler çıkıyor. En önemli süratlerin başında da V1 olarak adlandırılan, V1 kokpit konuşmalarında pilotlar aralarında çok söyler bunları, V1 olarak adlandırılan en önemli sürat noktası bu. Bu V1'e de yaklaşırken kokpitte pilotlar aralarında ikaz ediyorlar birbirlerine. V1 sürati, V1 süratine kadar herhangi bir durum meydana geldiği zaman pilotlar frene basıp uçağı pist içinde durdurur. Nasıl durur bu uçak? Ağır uçaklar daha geç durur. Hava sıcaksa veya ne bileyim pistin yüzeyi farklıysa, rüzgarın esiş durumu gibi o başta sıraladığım maddelere üst üste koyunca bir sürat ortaya çıkar. Bu süratin öncesinde bir şey geldiyse başına pilotlar frene basarlar ve pist içerisinde durabilirler. Yani pist sonuna kadar önlerinde bir durma mesafesi vardır. Eğer V1 süratini geçmişse ve başlarına bir şey geldiyse artık hani uçak pistten kesilme süratine ulaşmıştır, kalkılır. Buna şöyle bir örnek vereyim. Çok yıllar önce bir dönemler sesten hızlı yolcu uçakları vardı. Concorde yolcu uçakları vardı. Concorde'lardan da en önemli kullanıcılardan biri Air France'tı, diğeri de British Airways'ti. Air France'ın başına bir talihsizlik geldi. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan kalkış sırasında bir önceki uçaktan düşen bir parça pist üzerine kalmıştı. Concorde hızlanmaya başladı pistte ve bu parça Concorde'un tekerleklerine çarparak uçağın gövde altına zarar verdi. Kanat altındaki yakıt depolarına vurdu ve oradan sızmaya başlayan yakıtla birlikte uçak alevler içinde kaldı. Bu vuruş anında uçak V1 süratini geçmişti ve tabii ki pilotlar kalkışa devam etme kararı aldı. Çünkü frenleme yapsalar pistin sonunda duramayacaklar. Uçak pist dışına çıkacak, çok ağır bir kırım yaşayabilecekti. Kesildiler, uçağı havada tutmaya çalıştılar. Dönüş için planlama yaptılar ama ne yazık ki motorlar uçağı taşımadı ve o artan yangınla birlikte tabii çok ciddi bir hasar oluşmuştu uçakta daha havadayken ve uçak havada tutunamadı ve geri dönüp yakınlardaki Paris Havacılık Fuarı'nın yapıldığı Le Bourget meydanına inmeye çalışırken onun yaklaşmasındaki bir otelin üstüne vurarak uçak düştü. Tabii bu kazada uçakta yolcu ve mürettebatlardan kurtulan olmadı ama otelden de epey bir kişi hayatını kaybetmişti. İşte bu tür durumlarda pilotlar V1 olarak adlandırılan o en önemli kritik sürete çok büyük dikkat ediyorlar. Ve kurallar çerçevesinde V1'den önce meydana gelen olaylarda burada da videoda gördüğünüz gibi frene basıp durabiliyorlar. Sivil havacılıktan savunma sanayine, askeri havacılıktan genel havacılığa ve hobiye kadar farklı farklı alanlarla, videolarla sizlerle birlikte oluyoruz. Kanalımıza katıl tuşuna basarak destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri Tolgaözbek.com sitemizde. Bizlere sorularınızı, yorumlarınızı videoların altına yazabileceğiniz gibi info@tolgaozbek.com mail adresine de atabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.